Ne güzel Yusuf Bey, ama bir yandan da bugüne bakıyoruz, bu ayrımcılık meselesinde hala kanayan bir yara olduğunu görüyoruz. Yani siz geçtiğimiz 100 yılı herhalde işliyorsunuz değil mi? 100 yıl öncesine. Evet. 100 yıl geçti ama biz hala aynı meseleyle uğraşıyoruz. Yani bir yandan hani hakikaten hepimiz bakıyoruz, böyle bir aşk mı bu mu dediğin zaman seyirci otomatikman aşkın yanında yer alıyor. Böyle sevgileri kutsuyoruz ama hani bir bakıyorsunuz Karadeniz'den müthiş ayrımcılık şeyleri geliyor, aynen, cinayet haberleri geliyor. Yani bunu nasıl açıklamalıyız? Biz o filmdeki duyguyu hayata yediremiyor muyuz? Ondan mı oluyor bunlar? Evet, ama biz ısrarla bunu yapmalıyız. Yani şiir ile, resimle, sinemayla. Çünkü sanat aynı zamanda insanlığa ince ayar veren bir şeydir. Ve bu hiç boşa gitmiyor. Yani tabii eğitim sistemiyle, başka kültürel aktivitelerle falan da desteklenmesi gereken bir şey, ama biz bu sinemacılar olarak bu işe ısrar etmeye devam etmeliyiz. Bu çalışma sırasında da insanlar senaryoyu biliyorlardı. Yani umulandan, gördüğümden çok daha büyük bir anlayış ve destek vardı. Bu umut verdi. Yani böyle şeyleri yapmaya devam etmek lazım diye. Aslında düşünüyoruz hatta, zaten. Hatta yani. Orada konuşmadık mı ki? Ya bu insanlardan biraz da tepki bekliyorduk ve aksine herkes bunu büyük bir, ya evet böyle konular da var, hatta şakaya vurup hadi canım şunu bırak dedesi gavurdu bilmem ne filan, böyle bir matrak konu halinde, önemli olan insanlık, arkadaşlık, dinlerimizi de taşırız, ne var bunda gibi. Yani biraz da toplumun giydirdiği statüler, statüko işte, yani o insanların içinde aslında bir ayrımcılık ön duygusu yok. Onların önüne konan modellere göre bir yere doğru kendilerini çekiyorlar diye düşünüyorum. Tuba Büyüksün'ü bulmuşken birkaç soru da ona sorabilir miyim? Bir defa sizi gerçekten çok nadiren görüyoruz değil mi? Televizyonlarda, hele bu tür programlarda. Dizilerde görünüyorsunuz daha çok. Onun için bu ayrıcalık için teşekkür edeyim öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Niye o kadar saklıyorsunuz kendinizi? Saklamıyorum. Yani bu bir saklama yöntemi ya da şekli değil. Hani nasıl anlatayım? Evet, çok, yani ben olabildiği kadar işimin peşindeyim aslında. Hani olabildiği kadar işimi yapmak. Bu bir tercih. Evet, yani işimi yapmak istiyorum ve çok özel olduğunu düşündüğüm programlara katılmaktan keyif alıyorum. Kabul ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başka proje bir... Bir dizi projesi. Bir dizi varmış. Evet var. Daha başlayamadık. Tom Liskirt'le oluyor mu? Evet. Evet, onu daha çok sık hazırlanılması gereken bir proje. Ona da hazırlanıyoruz. Biraz sarktık. Herhalde bir ay içinde artık çekimlere başlayacağız. My Fair Lady'den hani bazı oradan alıp onun üzerine bir şeyler eklenerek. Bu ilk başroldü. Yanılmıyorsam değil mi? Film. Evet. Film, sinemada. Evet. Nasıl başrol oynamak? Nasıl ya yani? Başrol oynamak ya da yan rol oynamak değil hani. Evet, hani başrol oynamanın şöyle bir sorumluluğu var. İşte bütün ekibi arkanızdan sürüklüyorsunuz. Öyle bir şey var. Herkesin sorumluluğunu taşıyorsunuz ne olursa olsun. Ama ben bunu hiçbir zaman tek bir insanın işi diye bakmıyorum. Yani bu bir ekip işi. Hani ekip işi. Orada... yan bir rol olmasa ya da başrol yan rol yok benim kafamda. Hani bir şey eksik olsa, o puzzle'ın bir parçası eksik olsa o eksik bir şey olur zaten. Her şeyin doğru zamanda doğru yine yere konmasıyla güzel bir şey ortaya çıkar ki bizim de amacımız o güzel tablonun ortaya çıkması, yoksa detaylar ya da aradaki o küçük parçalar değil. Uluslararası inanılmaz bir üne kavuştunuz. İnternette müthiş bir şey var, sirkülasyon var. Binlerce, on binlerce üyeli pek çok site vesaire, onları görüyoruz. Bunlar sizin için sürpriz mi ve ne, nasıl açıklıyorsunuz bu ilgiyi? Güzel bir soru. Bu arada bizi Süpey'le konuşacağız. Valla zor. Evet, çünkü ben ufacık falan, mesela ben Tuğba'yla tanışınca böyle star falan değil mi? Yok ya, mesela benim kızım da böyle olur ya da bizlerin kızı böyle olur falan. Hayat işte doğru dürüst. İşte ben bir insanım, bazı sorumluluklarım var insana ve topluma karşı falan. Böyle bir ailenin kızı olarak var. Ve kendisi de starlığına rağmen hayatı böyle sürdürüyor ki çok gurur verici. Belki de sırrı budur. Belki de sırrı budur. Sizin sorunuzu düşünürken çok güzel bir şey. Çok aferin yani. Bravo. Evet. Gerçekten.
Bir de medyada az görünmenin de aslında bir avantaj olduğunu da diğer belki meslektaşlarına hatırlatalım. Yani böyle bir şey de oluyor. Doğrusu bizim için çok avantajlı bir durum olmasa da sanatçı için hakikaten özel bir konuma götürüyor sanatçıyı diye düşünüyorum. Hala cevap düşünüyorsunuz. Biraz daha lafı çevirebilirim. Nasıl karşılıyorum? Başta ben bunu çok algılayamadım. Hani bunu bana telefon açıp söylediler. Böyle bir şey var. Bir gün işte bizim dizileri alıp Arap kanallarında gösteren dizilerimizi seçen biri varmış. O beni aradı ve dedi ki böyle böyle sizin oynadığınız Zıldımırlar Altında adlı dizi acayip ilgi görüyor ve biz sizi buraya davet ettik. Aa, hani birdenbire hiç aklında olmayan bir şey. Hani bütün Orta Doğu ve bayağı ülke hani evet. Baktığınızda bayağı bir popülasyon var hani. Ve büyük hayranlıkla söz ediyorlar. Evet. Gidince ilginç geliyor. Hani sen orada onu yaşamıyorsun ama senin bilmediğin bir yerlerde işte birileri dilini konuşmayan, seni tanımayan, hani başka şeyleri işte çıktığın programları ya da özel bir şeylerini bilmeyen insanlar seni seyretmiş. Ve beğenmiş, seyrettiği şeyden keyif almış ve bunu sana anlatıyorlar. İşte saçımı senin gibi kestirdim diyor. Yok işte... Evlenme teklifleri geliyor. Yokmuş, öyle okudum. Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Çok heyecan verici, çok ilginç. Peki şimdi hakikaten bir de türkü söyleyeceksiniz ve bunu bu çok bilinen bir şey değil değil mi? Ben yani bir şey ima etmek için söylemiyorum ama bu ayrıca bir... bonus olacak tabii değil mi? Yeni bir şey ekleyecekler evet, yere. Evet. Daha önce var mıydı? Yok. Yok evet ilk defa olacak. Yok evet. Kim bilir nasıl söylüyorsunuzdur değil mi? Kim bilir? Yusuf Bey'i duymuşsunuzdur siz değil mi? Güzel güzel. Sağ olun. Güzel, nasıl söylüyor? Ben çok güzel. Şanslı bir yönetmen değil mi? Çalışmada. Yani tabii Tuğba ve birçok arkadaş yani birçok şey, şey çok denk geldi. Mesela hani rica edilse... Öyle mırıldanıyor mu? Yok değil mi? Öyle şey. Hayır. Ben onu yani tamam yönetmenine soruyordum zaten. Ne gibi bir türkü mesela? Adını öğrensek türkünün. Farklı türkülerimiz vardı hani. Öyle mi? Hani kaç tane söyledik? Evet. 5-6 tane türkü söyledik. Öyle mi? Aa, tabii. Güzel. Buradan bir albüm çıkacak beraber. Herhalde. Herhalde evet. Acaba yani... şöyle olur mu? Hani çok iyi haberler bugün güzel bir gazete yaptık. Siz söylemeyin. Ekip belki hani yönetmenimiz Nesrin Hanım söylerken eşlik ederiz. Ben de bildiğim kadarıyla söylerim. Böyle bir hani hoş gazetemizde çok hoş bir şey olur. Böylece sizi sessiz öne çıkarmamış oluruz. Nasıl kondun asmaya ama ben çok... Hangisiydi? Kadar... Siz asıl yani... Hayır ben maalesef melodisini, havasını beceremiyorum ben ama sözleri çok güzel. Nesrin Hanım o konuda yani melodi de asıl o. Hiç ümit yok. Bir tanesi sözleri şöyle. Çare aradım baktım dört kitaba yazana... ateşte serin gelir sevdalıktan yanana. Yani dinde dört kitapta çok çare güzel. Arama falan gibi böyle çok güzel bir türk var. Nasıl bir şey ama acaba ben merak ediyorum insanı. Söyleyince iyice merak ediyorum. Çok güzel sözler var. Çok güzel dörtlükler var. Nasıl yani mesela? Muhteşem. Bu şeyi belki. Dörtlükleri mi söyleyeyim? Sen söyleyin. Allah hiç olmasını söyle. Nasıl da o kuş kanadı? Kuş kanadı. Kuş kanadı kerilsin. Niçin kondun asmaya? Ben yarımdan ayrılmam götür şeyler asmaya. Evet. Ben yarımdan vazgeçmem götür şeyler asmaya. Azıcık mırıldansanız hakikaten çok hoş bir şeye benziyor. Bizim de programımıza bir şey katmış olursunuz. Biz şey diye düşündük zaten hani bunu çekerken de yarı müzikal gibi oldu. Ne güzel. Çok güzel. Yani folklore'de dayalı olduğu için o kültüre aynı türkü söyleniyor, aynı horon oynanıyor falan. Dolayısıyla filmin bütünlüğü içinde folklor türküsüyle, oyunuyla çok vardı. Evet, yok biz horon istemedik zaten o sadece küçük bir türkü. Daha kolay yapabiliriz belki diye. Horon çekerek burayı şuradan ben bir tulum çıkarım, çalmaya başlarmışım. Üstelemeyeceğim ama bu güzel sohbeti böyle noktalarsanız çok seviniriz. Böyle küçük bir, öyle mi? Hadi bir deneyelim. Vallahi ne güzel olur. Bizim gerçekten. Hadi bir deneyelim. Gerçekten. Öyle mi? Gerçekten. Gerçekten. Peki, tamam hiç söylemeyeceğim ama. Ben de maalesef yani bir başlayabilsem. Ah işte siz başlasanız maalesef. Çok hoş olacak. Maalesef sahiden beceremem yani. Sağlık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten filme başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok ilginç bir konu olduğuna eminim. Özellikle bu Türkiye'nin bugünkü şeyine de ben güzel göndermeler olduğunu tahmin ediyorum filmde. Umarım bu ayrımcılığı da böyle güzel filmlerle, güzel mesajlarla aşabiliriz. Canlı gazeteyi tercih ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
Şimdi sizin sizin filmlerinizi çok büyük ilgiyle izleyen coğrafyadan bir yere bağlanacağız. Libya'ya. Sayın Başbakan şu anda Libya'ya inmiş durumda ve